Bir önceki genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bugün sosyal medya hesabından deyim yerindeyse zehir zemberek bir paylaşım yaptı. Ona birazdan geleceğiz. Uzun uzun bir açıklamaydı. Tepki gösterdiği isim de Sözcü TV'den Uğur Dündar. Peki neden Uğur Dündar? İsterseniz önce bir video ekrana getirelim. Burada arkamda görüyorsunuz Sözcü TV'de yayınlanan bir program, bir canlı yayın. Kısa bir zaman öncesine ait bu görüntüler. İzlediğiniz zaman şimdi anlayacaksınız. Bir bölümünü ekrana getirelim. Daha sonra da Kemal Kılıçdaroğlu'nun o mesajına geçelim. Biz Cumhurbaşkanlığı seçiminde tarihi bir fırsatı kaçırmışız. Tabii. Eğer Sayın Ekrem İmamoğlu'na siyaset yasağının getirildiği gün Sayın Kemal Kılıçdaroğlu Almanya'ya gitmek yerine Sayın Meral Akşener gibi Saraçhane'ye gelmiş olsaydı ve orada Sayın Ekrem İmamoğlu'nun kolunu kaldırarak işte bizim Cumhurbaşkanı adayımız Sayın İmamoğlu'dur. Hodri meydan. Gelin bakalım. Ya da Sayın yasağınızı, Yavaş. Ya da Sayın Mansur Yavaş'ın aynı şekilde bir vesileyle kolunu kaldırıp Cumhurbaşkanı adayımız budur demiş olsaydı şimdi biz bambaşka bir Türkiye'de olacaktık ve bambaşka şeyleri konuşuyor olacaktık. Buna bence Kemal Kılıçdaroğlu'nun hiç hakkı yokmuş. Hiç hakkı yokmuş. Türk toplumuna çok büyük bir fırsatı kaçırttı ve iyilik etmedi. Bu kadar söyleyeyim. Tarih onu affetmeyecek. Şu an ne düşünüyordur derken bu söylemin doğruluğu üzerinden diyorsunuz. Nasıl bu söylem doğru olabilir ya? Kemal Kılıçdaroğlu 25 milyon 500 bin oy, Cumhur İttifakı'nın tamamı 22 milyon 400 bin oy aldı yani 2024 Mart'ta. Seçimi kazanmış mı olduk yani 22 milyon 400 bin oyla? Yani Ekrem aday yapsaydık, Mansur aday yapsaydık, Kemal Bey aday olmasaydı müthiş bir sonuç aldık. Seçim kazanılmış mı oldu? Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin %37 ile birinci olması... Bir varsayım Kemal, tabii ya. Abi varsayım. Yok, varsayım değil. Kesinlikle kazanılırdı. Kesinlikle kazanılırdı. Bu ülkede şu an... Bak Uğur abi. Hayır. Bu ülkede şu an eğer Cumhuriyet Halk Partisi'nin birinciliğini konuşuyorsak Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Allah razı olsun dememiz lazım. Evet, Sözcü TV'deki bir akşam programından Uğur Dündar, Cemal Engin Yurt ve diğer konukları görüyorsunuz. Bu programın özellikle bu bölümü, bu kesiti aslında ertesi gün yankı uyandırdı. Sosyal medyada, medya sitelerinde çokça konuşuldu ve paylaşıldı. Ben de takip etmiştim. İşte CHP'nin bir önceki genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Uğur Dündar'a Sözcü TV'de yayın yapan, program yapan Uğur Dündar'a tepkisini bu sözler, bu değerlendirmeler üzerine dile getirme ihtiyacı hissediyor. Ve şimdi bakalım Kemal Kılıçdaroğlu neler söylemiş. Az önce de belirttim, uzun bir mesaj ama her bir satırı önemli. O yüzden hepsini bir okuyalım, görelim birlikte istiyoruz. Geçmişe ve geleceğe not düşelim. Sayın Uğur Dündar'a açık mektubumdur. Sağdan soldan vatan evlatlarının idamlarıyla sonuçlanan 68 kuşağı fırtınasında gemisine dalga vurmamış Uğur Dündar, 1980 darbesinin bizim Uğur'u TRT Genel Müdürü. Bizim kuşağın Onur abidelerinden Tarık Akan'ın yumruklaştığı dürüst ve mücadeleci gençlik kafalarında bitlerle işkencelerden geçerken ayağına taş değmemiş nezaket ziyaretlerinin müdavimi Uğur Dündar. Gün geçmiyor ki cümlesiyle başladı. Her haber programında fonda gerilim müzikleriyle süslediği ve toplumun inanç noktalarına temas ederek 28 Şubat sürecinin altyapısında emeği olan, iş başörtü sorununa geldiğinde inadına mini etek, inadına dekolte sloganlarına katkı sunan Uğur Dündar. Sağlık skandalı haberi adı altında tesettür faciası başlığıyla toplumdaki kutuplaşmanın her daim ekmeğini yiyen fil dişi kulelerinin tepesindeki konforlu alanını inşa edebilmek için büyük fedakarlıklar yapan andıçların Uğur Dündar'ı fedakarlıklarında tırnak içinde olduğunu görüyorsunuz. Her alanda mevcut baskıcı iktidarın sizin de içinde arkadaşlarınızın olduğu ki bence onlar öyle sanıyor. Muhalifler davalarla, hapislerle, saldırılarla mücadele edip bedel öderken sizin çarkınız yine şanlı şanlı döner Uğur Bey.
Sizin de bildiğin, senin de bildiğin ama hiç hoşuna gitmeyecek bir sır vereyim. Biz helalleştik. Bu ülkede Cumhuriyet Halk Partisi'ne bırakın oy vermeyi, adını duyunca besmele çeken muhafazakarlarımızla helalleştik. 1960'lardan kalma sağ-sol kavgasının kötü mirasıyla yüzleştik. Bizlere inançsız ve din düşmanı gözüyle bakan sağcı kardeşlerimizle de helalleştik. İç Anadolu ve doğusu dahil bırakın milletvekili çıkarmayı, temsilci gönderemediğimiz şehirlerimizle konuştuk, anlaştık ve helalleştik. Darbelerle, 28 Şubatlarla, faili meçhul cinayetlerle, idamlarla yüzleştik. Geçmişte yaşadığımız bütün travmalarımızı, öfkelerimizi, intikam duygularımızı ebediyen toprağa gömdük. Bütün farklılıklarımızı kabul ettik, sevdik ve kucaklaştık. Artık buradan size ve sizin temsil ettiğiniz kimliğe ekmek çıkmaz. Bunu vatanperver dostlarımızla yaptık. Başta kıymetli dostum Sayın Karamollaoğlu olmak üzere Altılı Masa'nın liderleriyle yaptık. Nasıl yaptığımızı da anlatayım. Berkin Elvan'a da ağladık, Eren Bülbül'e de, Sinan Ateş'le de vurulduk, Tahir Elçi'yle de, Deniz Gezmiş'le de sehpaya çıktık. Mustafa Pehlivanoğlu'yla da. Ergenekon kumpası mağdurlarına da destek olduk. Suçsuz günahsız KYK mağdurları, anaokulu öğretmenlerine de. Yürüdük Uğur Bey. Hak için, halk için yürüdük. Yolumuza kurşunlar bırakıldı, yürüdük. Pislikler döküldü, yürüdük. Terör örgütleri kurşun sıktı, linçlendik. İçinde bulunduğumuz ev için yakın o evi dediler. Defalarca ölüm tehditleri ve suikastlara karşı yürüdük. Cumhuriyet Halk Partisi çok değişti Uğur Bey. Artık toplumun büyük bölümünü öcü gibi gördüğü bir parti değil. Bakın televizyon programında değerli kardeşim Cemal Enginyurt size karşı Millet İttifakı'nı ve helalleşmemizi nasıl savunuyor, sizse nasıl da inkar ediyorsunuz. Siz hiç değişmemişsiniz. Hala 1970'lerde, 80'lerde, 90'larda yaptığınızı yapmaya çalışıyorsunuz. Bu sefer olmaz. Toplumun inanç ve değerleriyle siz ve temsil ettiğiniz kimliğiniz mıknatısın iki ayrı kutbu gibisiniz. Siz Cumhuriyet Halk Partisi'ne ve toplumsal barışa yaklaştıkça seçimlerde broşürlerimizi dağıtan başörtülü kardeşlerimiz, bütün kırgınlıklarını unutan Kürt kardeşlerimiz, vatanperverlik çatısı altında bütünleştiğimiz sağcı kardeşlerimiz, kısacası bu ülkenin ötekileri bizden uzaklaşıyor. Buna müsaade etmeyiz. Belki biraz kırıcı oldu ama kusura bakmayın Uğur Bey, bunlar gerçekler. Bana canlı yayınlarda dış devletlerin ajanı olup olmadığımı soracak kadar dengenizi yitirdiniz, ses çıkarmadım. Şahsıma dilediğiniz kadar saldırabilirsiniz ama kardeşliğimizi dinamitlemenize müsaade etmem. Kendi adaylığımı dayatmak için siyasi rüşvet dağıttım iddialarınıza susarım ama Altılı Masa bileşenlerine siyasi rüşvet aldınız imasına susmam, bu birlikteliği bozdurmam. Sizin tabirinizle ben Kemal Kılıçdaroğlu'nu 70'li yıllardan beri tanırım. Kemal Bey'in asıl işi hesap sormaktır. Devletin nice kayıp trilyonlarını, tüyü bitmemiş yetim hakkını yurt dışından getirmiş ve hazineye irad ettirmiştir. El hak doğrudur Uğur Bey, benim asıl işim hesap sormaktır. Büyük emeklerle ve ödenen bedellerle tesis edilen bu kardeşlik yapısına, bu toplumsal ittifaka ve bu helalleşmeye saldırmayı sürdürürseniz, milletin uygarlık yolundaki bu anlaşmaya halel getirmeye çalışırsanız bunun hesabını sorarım. Toplumu kutuplaştırma, ayrıştırma, partimi yeniden halktan koparma çabaları ve çalışmaları olduğunu hissettiğim zaman Uğur Bey, siyasi arenada makosenlerimi tekrar giyerim ve bedeli ne olursa olsun bu uğurda mücadelemi veririm. Tarih kimi affedecek, kimi affetmeyecek? Bu soruyu da not düşelim, zaman göstersin. Bu vesileyle de vatanperver gazetecimiz Sayın Mehmet Ali Birand'ı saygıyla almış olalım. Onun şahsında bütün gerçek gazetecilere selam olsun. Bizim uğurlar sizin olsun, tarıklar bizimdir. Kalın sağlıcakla. Kemal Kılıçdaroğlu imza, Cumhuriyet Halk Partisi 7. Genel Başkanı, Anadolu'nun Kemal'i. Sevgili izleyiciler, uzun bir mesajdı ama dediğimiz gibi çok önemliydi. Çünkü Uğur Dündar'a verilmiş bir cevaptı. Bu arada Sözcü televizyon ekranlarındaki bu tartışma yeni de değil. Kılıçdaroğlu'nun çevresinden aldığımız bilgiye göre bu tartışmanın dışında kanalda CHP'ye ve Altılı Masa'ya yönelik eleştiriler devam edince Kemal Kılıçdaroğlu bu tweet'i atma ihtiyacı hissetmiş. Üzerine çok konuşulacak elbette. Biz her yönüyle, öncesiyle ve bugün Kemal Kılıçdaroğlu'nun yayınladığı bu mesajla paylaşmak istedik. Vaktimiz var mı? Devam edelim. Peki, evet. Şimdi sevgili izleyiciler, 2352 gündür tutuklu olan iş insanı Osman Kavala'nın Avrupa İnsan Hakları